William Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedyası adlı oyununda oynuyordum ben bu sene. Birçok arkadaşımla beraber Gamze Kılınç'ın yönettiği. Bir tane Suat ablamız vardı ekipte. Çok gençti kendisi. Tanıyanlar hemen güldü. 1911 doğumlu. Çok çok genç, çok tatlı. 3-4 kez ölmüş, uyanmış. Hoş bir ablamız. Çok güzeldi kendisi. Ben ona bile yazıyordum ama ben. Kaliteliydi yani kadın. Kişilik olarak. Ona da yazıyordum. Çıkamadık ama. İstemedi beni. 1914 doğumlu bir ablamız. Ağzından o güne kadar çıkmış en ağır kelime F. Ablanın. F diyor yani. Ona bile duyunca biz ayıplıyorduk. Terbiyesi hiç hoş değil. Yaşından utan be. Öf diyor. Böyle bir kadın düşünün. Biz de tiyatro bittikten sonra, William Shakespeare oynadıktan sonra tuvalet temizleme sırası var. Yani Shakespeare'in boklarını temizliyoruz. Öyle bir oyun. Suat abla da hiçbir şey demediği için 6 hafta, 7 hafta biz devamlı ona kilitliyoruz. Tuvalet temizlemeyi. 5 hafta oldu, 6 hafta oldu. Suat abla hep sempatik bir şekilde gidiyor tuvalet temizlemeye. 7. ve 8. haftaya geldiğimiz zaman benle denk düştü. 8. haftada. Suat abla temizliyor. Ben de burada bir şeyler yapıyorum falan. İkimiz tuvaletteyiz. Bütün ekip gitti. Suat abla tam arkamda. Ben böyle bir şeylerle uğraşıyorum. Yemin ederim şöyle yaptı Suat abla bak. Tam arkamdayken. Ne olacak lan şimdi bu kadın öyle uğraşıyor falan. Öf ya ama böyle olmaz ki. Hep biz mi temizleyeceğiz amına koyayım? Ben son lafı duydum. 3 gün sonra beni çözdüler. Böyle kalmışım bak. Sıcak su getirdi. Azer abi var çalışan. Ya baba ne olmuş buna? Yemin ederim. O kibar kadın birden küfürbaz haydi oldu gözümde. Yemin ederim. Tamamen yaşanmış olaylar ya. İngilizce bilir mi acaba buradaki herkes? Onunla da alakalı bir şey var. Ha? Nasıl lan? Dur İngilizceye geçmeden başka bir şey yapalım ya o zaman. Ha benim mesela kuzenim. Bunu da anlatmak istiyorum. Bunu anlatmayacaktım. Daha heyecanlı oluyor. Çalışmadığım şeyleri anlatmak daha heyecanlı. Benim kuzenim enişteyle evlenmeden önce telefonla konuşma hastalığı vardır sevgililerin. Bilirsiniz değil mi? Aptal konuşmalar, en gereksiz bilgilerin verildiği. Hani işte aşkım annem bugün beyaz yer örtüsünü serdi, onun üstüne de kırmızı bir tane Demet Gül koydu. En salak bilgiler verilir ya. Benim şeyde, ha şimdi ver müziği bak, ha ışığı ver. Şöyle ver. Ha benim kuzen de adamla konuşmadan önce 10 saniye önce ve 10 saniye sonraki hareketlerine çok dikkat edin lütfen. Bak 10 saniye önce şöyleydi. Aşkım işte öyle yaptım. Aynen seni çok seviyorum. Bebeğim işte öyle oldu ya. Birazcık geldik gittik işte. Kuzenler geldi uğraştık falan filan. Bir saatlik bir konuşmanın son anları bu. Yani bir saat net konuştular. Artık içinde neler birikmiş. Bak onu söyleyeceğim size. Tutmuş içinde. Yemekten sonra konuşursan öyle olur. Aşkım aşkım hadi öptüm seni. Bay bay. Ya düşünsene kendi kız arkadaşını. Aşkım ne yapıyorsun? İyi aşkım ne olsun? İyi sağ ol işte olaylar ele gelişti. Ya lanet olsun aşkım ya. İğrenç ya benim kız arkadaşım osurmuyor ya. Kimse bunu şey yapmasın itiraz etmesin osurmuyor benim kız arkadaşım. Hep o dışarı atıyor. Morali bozuluyor filan. Yani onunla alakası yok.